Var olsun emperyalizm! Yaşasın ikinci kurtuluş savaşımız! Var olsun emperyalizm! Yaşasın ikinci kurtuluş savaşımız! Değerli basın emekçileri, değerli halkımız! Bugün bu tarihte İstanbul Adliyesi tarihi bir yargılamaya sahne oldu. Halkın Kurtuluş Partisi Genel Başkanı Nurullah Ankut Efe AKP dilleri yargıladı. Ve mahkemede sözlerine şöyle başladı. Ben dünyanın en haklı davasını savunuyorum. Ben yargılanmam ancak yargılarım itham ederim dedi. Neden açılmıştı bu dava? Genel Başkanımızın 15 Temmuz Laik Cumhuriyeti Kapışma Savaşı'ndan sonra, Ganimet Savaşı'ndan sonra hiç kimsenin cesaret edemediği, yazamadığı bir dönemde iki adet kitabı çıktı. Bu kitapların ismi Kanunsuzlar 2 ve Kanunsuzlar 3'tü. Kimdi bu kanunsuzlar? Tabii ki şu an ülkeyi yönettiğini sanan AKP giller ve avanesiydi. Bunların yaptığı bütün hukuksuzlukları tüm delilleriyle, tüm belgeleriyle ortaya koyan Nurullah Ankut'u iki tane, hatta bir dava daha var. Üç tane dava açıldı kitaplarından dolayı. Birisi de Kaçaksaraylı Caligula kitabıdır bunların. Onun da duruşması Mart ayında. Bu kitaplarından dolayı yargılamaya kalktılar ama yargılayamadılar. Yargılananlar onlar oldu. Çünkü genel başkanımız mahkemede de ikirciksiz bir şekilde bunların yaptığı tüm hukuksuzlukları tüm belgeleriyle, delilleriyle gözler önüne serdi. İlk başta 299. maddenin yani Cumhurbaşkanlığı hakaret maddesinin anayasaya aykırı olduğu talebiyle, anayasaya aykırılık iddiasıyla başladı duruşma avukatlarımızın. Çünkü artık referandumdan sonra bildiğimiz gibi tarafsız bir cumhurbaşkanı yok, AKP'nin başkanı var. Dolayısıyla 299. madde ceza kanununun şu an anayasaya aykırı duruma gelmiştir ve anayasaya aykırılık iddiasında bulunduk. Daha sonra genel başkanımızın ayrıntılı savunması yine tüm delilleriyle ortaya kondu ve bütün hukuksuzluklarını, bütün vatana ihanetlerini tek tek ortaya serdi. Ve bu seri sırasında örneğin AKP'nin kurucusu ve bunların tüm vurgunlarını ortaya döken Abdullah programını ortaya yazıcılarından olan Abdülhatif Şener'in dinlenmesini talep etti genel başkanımız. Yine Ege adaları ile olarak 18 ilgili olarak 18 adamımızın Yunanistan'a peşkeş çekilmesi olayıyla ilgili, yani yine vatana ihanetleriyle ilgili belgelerin istenmesi, tanıkların dinlenmesini talep etti. Yine sözlerine Cumhurbaşkanı'na hakaret davası bu. Ama ortada Cumhurbaşkanı olup olmadığı şaibeli bir insan olduğundan bahisle diplomalarının istenmesini talep etti mahkemeden. Ancak sonuç ne oldu? Tabii ki tüm talepler reddedildi. Çünkü artık bağımsız bir yargı yok ne yazık ki. En son yaşanan bir olay var bildiğimiz gibi. Gazeteci Deniz Yücel'in Almanya'da Binali Yıldırım'ın yaptığı görüşme sonrası, ki orada beyan etmişti bırakılacağını, birkaç gün sonra serbest bırakıldı. Yani ortada bir yargı kalmadı. Artık yargımız ne yazık ki AKP'lilerin arka bahçesi, yani hukuk bürolarına dönüşmüş durumda ve biz bugün bir kez daha bunu yaşayarak gördük. Talepleri reddedildiği gibi Sayın Genel Başkanımızın yaptığı savunmadan dolayı, savunma dokunulmazlığı olmasına rağmen tekrar suç duyurusuna bulunmak üzere savcılığa gönderilmesine karar verdi mahkeme. Yani artık korkuyor hakimlerimiz, savcılarımız. Kendi vicdanlarına göre, kendi akıllarına göre karar veremez durumdalar ne yazık ki. Bugün bunun bir örneğini daha yaşadık. Ancak alnımız dik bu konuda. Hiçbir şeyden korkusu olmadığını genel başkanımız,
bir kez daha gösterdi ve orada mahkemenin sonunda bir kez daha haykırdı. Tüm bu ihanetleri gerçekleştirenler, tüm bu vurgunları, hırsızlıkları yapanlar eninde sonunda yargılanacaklar. Bundan da kuşkumuz yok diyerek sözlerini bitirdi. Mahkeme 26 Haziran'a ertelendi. Bizler o günde yine aynı şekilde burada olacağız. Gene yargılayacağız. Gene yargılayan biz olacağız. Çünkü genel başkanımızın dediği gibi biz yargılanmayız. Biz ancak yargılarız. Ve bizde zaman aşımı yoktur. Eninde sonunda vatana ihanet edenler, halk düşmanlığı yapanlar eninde sonunda yargılanacaktır diyorum. Ve sözü genel başkanımız Sayın Nurullah Akut'a bırakıyorum. Gün gelecek, devran dönecek, AKP halka hesap verecek. Gün gelecek, devran dönecek, AKP halka hesap verecek. Gün gelecek, devran dönecek, AKP halka hesap verecek. Sevgi ve saygıdeğer arkadaşlarım, biz 15'lerin, mahirlerin, denizlerin, kıvılcımlıların tek haklı ve meşru devamcısıyız, mirasçısıyız. Hiç kimse bizi korkutamaz, yıldıramaz, kararlılığımızı sınayamaz. Nasıl yoldaşlarımız Karakaşlarına gülümseyerek ve faşist diktatörlüğü lanetleyerek çıkmışlarsa, biz de ömrümüz boyunca hep o duygu ve o düşünce içinde olduk. ABD işbirlikçisi ve yapımcısı AKP diller. Sanıyorlar ki bizi yargılayabilecekler. Hayır! Meşru ve haklı davaları savunanlar asla yargılanamazlar. Sadece yargılarlar ve mahkum ederler. Kendi mahkemelerinde de söyledik. Bütün bu ihanetlerinden, layık cumhuriyet yıkıcılıklarından dolayı yargıyı, eğitimi ve layık cumhuriyeti çökerttiklerinden dolayı 18 adamımızı Ege'de Yunanistan'a peşkeş çektiklerinden dolayı Orta Doğu'da 10 milyon civarında Müslüman katliamında ABD ve AB emperyalist haydutlarıyla suç ortaklığı ettiklerinden dolayı eninde sonunda bu mahkemelere gelecekler dedik. Hukuka ve vicdanına bağlı yargıçlar karşısında işledikleri bütün bu suçları da hesabını bir bir verecekler dedik. Eninde sonunda bu gerçekleşecek arkadaşlar. Bundan kaçışları yok. Emperyalistler, işbirlikçiler geldikleri gibi gidecekler. Emperyalistler, İşbirlikçiler geldikleri gibi gidecekler. Emperyalistler, işbirlikçiler geldikleri gibi gidecekler. Bu iktidar sahipleri, bu layık cumhuriyet yıkıcıları her kurumu olduğu gibi yargıyı da terörize etmişler, korkutmuşlar ve sindirmişlerdir. Yargıç en haklı taleplerimizi bile reddetmek zorunda kaldı. Korkuyor. Başıma bir şey gelir diye korkuyor. Memleketi bu hale getirdiler. Ama bizim gibi her hal ve şartta namusu, mertliği, yiğitliği, hakkı, adaleti savunan insanları asla korkutamayacaklardır. Ve bizim sayımız çoğalacak. Bir gün bunların iktidarını tepetaklak edeceğiz ve
işledikleri tüm suçlardan dolayı bunları buralarda yargılayacağız. Bundan kaçışları yok. Nereye giderlerse gitsinler, nereye çıkarlarsa çıksınlar, sonunda mutlaka çelik bilezikle tanışacaklardır. Halkız, haklıyız, yeneceğiz. Halkız, haklıyız.